10 yıldır gazetecilik faaliyetlerine an be an tanıklık eden biri olarak söylüyorum. Dicle Müftüoğlu gazetecidir. Bugüne kadar bütün çalışmaları hep gazetecilik üzerinedir. Tutuklanması tamamıyla politik gerekçelerle yapılmış bir tutuklanma olarak görüyorum. Dünya basın özgürlük gününde tutuklanması manidadır. Gazeteciyle gözdağı verilmek isteniyor Dicle Müftüoğlu şahsında. Dicle aynı zamanda gazeteciliği korumakla ömrünü geçirmiş. Son 3-4 yıldır Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nde gazetecileri savunan, gazetecileri korumaya çalışan, onların haklarını için mücadele eden bir gazetecidir. Katı gerçeği anlatmaya çalışan gazetecilere saldırıyorlar. Bunun en büyük nasibini de Kürtler alıyor. Çünkü Kürtler hem özgürlük mücadelesi anlamında çok aktif bir durumdalar. Devletin politikasına asla boyun eğmiyorlar. Ne zaman bir gazeteci tutuklandığında önemli bir olayların yaşandığını görüyoruz. Seçim öncesi çok sayıda arkadaşımız tutuklandı. Depremde gerçekleri yazdıkları için arkadaşlarımız tutuklandı. Rojava'ya dönük saldırılar olduğunda arkadaşlarımız bu konuda haberler yaptıkları için tutuklandılar. Arkadaşlarımız ne zaman halka dönük saldırılara, hak ihlallerine karşı haber yaptığında tutuklandığını görüyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. Demek ki hedef tamamıyla hakikati halka ulaşmasını engellemektir. Yani iktidarın en temel hedeflerinden bir tanesi halka gerçekliğin ulaşmasını istemiyor. Yaptığı yolsuzlukları, yaptığı hak ihlallerini, savaş politikalarını, rant politikalarını halka duyurmasını istemiyor. Bu yüzden sahiplenmek önemli. 18 Ocak'ta bütün gazetecileri Dicle'yi sahiplenmek için Diyarbakır Adliyesi'ne bekliyoruz. Dicle Müftüoğlu aslında 8 aydır hukuksuz bir biçimde içeride tutuluyor. Türkiye'de birçok gazetecinin başına gelen bir tablo Dicle'de yaşıyor. Dicle'nin farkı şu, Dicle aynı zamanda bir meslek örgütünün başkanı, gazetecilik kimliğinin yanı sıra. Bu aslında Türkiye'de gazetecilerin örgütlü mücadelesine yönelik bir saldırı. O yüzden de bu asılsız iddialarla içeride tutuluyor, tutulmasına rağmen duruşmalarının aralıklarını uzun vadeler koyarak ceza fiilen çektiriliyor. Aslında Dicle'nin suç olmadığını herkes biliyor. O iddianameyi hazırlayan savcı da biliyor, hakim de biliyor. Ama gazetecilerin gözdağı vermek, gazetecileri korkutmak ve meslek örgütlerinde birleşmelerini engellemek üzere tutuklu tutuluyor Dicle. 18 Ocak'ta duruşması var. Yani bütün Türkiye'deki basın meslek örgütlerinin öncelikle bu davaya sahip çıkması gerekiyor. Dicle'nin özgürlüğüne kavuşması aslında meslek örgütlerinin de faaliyetlerini daha özgürce yürütebilmelerinin önünü açacak bir özgürlük olayı olacaktır. Umarım bu kez ertelemezler. Bu kez birileri rapor almaz ve hani diğer meslektaşlarımızın da yaşadığı gibi ilk duruşmada Dicle'de serbest kalır. Bizler de Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak Dicle'nin yanındayız ve davasını da takip edeceğiz. Onun özgürlüğü için, diğer tüm meslektaşlarımızın özgürlüğü için yürüttüğümüz mücadele gibi onun özgürlüğü için de mücadelemizi sürdürüyoruz. Gazetecilere bu kadar yoğun baskının, sansürün yapıldığı bir ortamda toplu bir örgütlenmenin olması çok elzem oluyor. En azından belki bir nebze de olsa gazeteciler üzerindeki bu baskının son bulması için Türkiye'de de dünyanın dört bir yanında mesleğini icra eden tüm meslektaşlarımızın aslında gazetecilik onuruna sahip çıkması gerektiğini ifade ediyoruz. Dicle Müftüoğlu'nun 18 Ocak'ta ikinci duruşması görülecek. Bizler meslek örgütleri olarak, gazeteciler olarak bizler orada olacağız. Bu örgütlülüğü büyütmek için, bu dayanışma değil de mücadeleyi büyütmek için hepimizin, herkesin aslında, toplumun her kesiminin o duruşmada olması çok önemli olacak diyoruz.